Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle polyester makrame ipten çanta yapacağız. 100 gramında 140-150 metre civarında var. Bir de tığımız var. 2,5 numara tığ kullanacağız. Eğer malzemelerimiz hazırsa, eğer yapmak istiyorsak vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Çantamızın bir bölümünde motif kullanacağız. Onun için motiflere ilk önce başlayalım. Şimdi bunun için 8 tane zincir atıyoruz. İlk zincirimizi çok sıkı atmayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. İlk zincirle birleştiriyoruz. İlmek kaydırmayla. Ve sıkıyoruz. 1, 2, 3 tane daha zincir atıyoruz ve üzerine alıp üçlü trabzan yapıyoruz. Üzerine alıp üçlü trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar üzerine alıyoruz üçlü trabzan. Zinciri de sayarsak 3, 12 tane trabzanımızı yapıyoruz. Aralara bir zincir çekerek. Şimdi 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi bakın arada bir zincir olduğu için şu zincire değil, bakın şu zincire değil, şuna batıyorum. Ve tekrar ilmek kaydırmayı yapıyorum. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir atıyorum. Üzerine alıyorum. İlk araya batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Tekrar üstüne alıyorum. Aynı yere batıyorum. 1, 2 de çekiyorum. Ve hepsini birden 3 tane ilmeğim var bakın. Üzerine alıp hepsini birden çekiyorum. 1, 2, 3, 4 zincir atıyorum. Üzerine alıyorum. Sonra bu öndekini. 1, 2 tane yapıyorum. Elimde var. Tekrar 1, 2 tane yapıyorum elimde. 1, 2 kere de çekiyorum ve üçüncü de üzerine alıp tek seferde kapatıyorum. 1, 2, 3, 4 tane tekrar zincir. Sonra şu araya. 1, 2, 1, 2 kere çekiyorum. 1, 2. Her araya üçlü trabzanı yapacağım ama yarıda bırakıp birden kapatacağım. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Aynı modeli burada uygulayacağım. Sıra sonuna kadar 12 tane yaprak yapacağız. 12 tane yaprağımızı yapalım. Tekrar gelelim. 12 tane yaprağımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz, üstüne alıyoruz, tam en başa batıyoruz. 2, 3 seferde çıkıyoruz. Yani trabzan yaptık buraya. Tekrar göstereyim. 2 zincirimi attım. Üzerine aldım. İlk baş yaprağın tam ortasına kapattığım yere batıyorum. 3 seferde çıkıyorum. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, zincir de sayıyorum. 2, 3, 4, 5 tane trabzan yapıyorum.
5 tane trabzan yaptım. Zincirde sayarak 2, 4, 5. Şimdi hiç üzerine almadan şu ilk zincirin tam ortasına batıyorum. 5 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4 ve 5. Tekrar şu araya batıyorum. Önündeki araya batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi üzerine alacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı yere 5 tane daha trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane trabzanımı da yaptım. Tekrar üzerine almadan şuraya bir sık iğne ile kapatıyorum. Köşeyi oluşturdum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çekeceğim. Şuraya batacağım. Şuraya hemen araya. Şimdi tekrar üzerine alıp buraya 5 tane trabzan yapacağım. Üçlü trabzan. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5. Tekrar aynı yere üzerine alıp 5 tane üçlü trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi üzerine almadan hemen şuraya önündeki araya batıyorum. Ve bu köşemi de oluşturdum. Bakın. Şimdi tekrar 5 zincir atıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Önündeki araya bir sık iğne yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şuraya 5 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane trabzanımı yaptım. 5 tane zincirimi çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5. Tekrar üzerine aldım. Tekrar aynı yere 5 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Üzerine almadan hemen şurada bu köşeyi kapatıyorum. Bakın. 5 tane zincir. 2, 3, 4 ve 5. Hemen önüne batıyorum. Bakın burada yarım bırakmıştık. Burada 5 tane trabzan yapacağım. Üzerine alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve hemen zincirin en üst noktasına batıyorum. İlmek kaydırmayla
bitiriyorum. Bakın motifimiz oluştu. Şimdi bu motiften bir tane daha yapalım. Birleştirmesini göstereceğim arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Gelelim. Şimdi iki motifi, bir motif yaptık, birlikte yaptık. İkinci motifin de yapraklarını yaptık ve birleştirmeyi yapacağız. Onu da size göstereyim. Şimdi son yaprağı yaptık. İki tane zincir çektik, üstüne aldık. Tam şu yaprağı kapattığımız noktaya battık ve 3 sefer de çektik. 1 2 3 tane zincir attık. Üzerine aldık. Zincirle beraber 2 3 4 ve 5 tane üçlü trabzanımızı yaptık. Sonra üzerine almadan hemen yan tarafa, yan taraftaki zincire battık. Şimdi 1 2 3 4 ve 5 tane zincir atıyoruz. Tekrar buraya batıyoruz. Tekrar buraya batıyoruz. Üzerine alıyoruz. 5 tane şu göze üçlü trabzan yapacağız. 1 2 3 4 ve 5. 5. Şimdi burada birleştirmeyi yapacağız. 2 tane zincir çekeceğiz. Sonra bakın örgümüzün burası düz tarafı. Burası da düz tarafı. 2 zincir çektik. 1 ikinci zincire şu bakın köşe, tam köşe. Ortadaki ikinci zincire batıyoruz ve bunu buradan çekiyoruz. Tekrar iki zincir, bir iki zincir atıyoruz ve üzerine alıyoruz. Bir trabzanımızı yaptık. Bıraktık bunu. Hemen önüne, hemen ilk araya bakın. Şöyle birleştireceğimiz için hemen şuraya giriyoruz tığımız. Şunun ilmeğini buradan çıkarıyoruz. Yeniden üzerine alıyoruz. Tekrar ikinci trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü trabzan. Bu ilmeğimizi bıraktık. Şuradan girdik. Hemen şuradan şu ilmeğimizi buradan çıkardık. İşlemimiz bu kadar. Üzerine aldık. Tekrar bir üçlü trabzan yaptık. Bıraktık ilmeğimizi. Hemen karşı noktasındaki yerden bu ilmeğimizi çıkarıyoruz. Tekrar üzerine aldık. Bakın 3 trabzan yaptık. 5 tane yapacağız. 4. trabzanımızı yapıyoruz. Üçlü trabzanımızı bitirdik. Sonra karşı noktasından bakın. Karşı noktasından giriyoruz ve şu ilmeği oradan çıkarıyoruz. Çıkardık. Tekrar üçlü trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi kaç tane yaptık? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzanımızı yaptık. Yani buradaki şuradan hemen girdik ve çıkardık. Normalde nasıl yapıyorduk? Hiç üzerine almadan şuradan da kapattık. Bakın. Bu kadar.
Şimdi bir, iki zincir atıyoruz. Şuradan bakın. Şimdi şurayı birleştireceğiz. İki zincir attık. Bakın, trabzanlarımızı birleştirdik. Şimdi şu orta noktayı birleştireceğiz. 1, 2, 3. zincire batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 2 zincir atıyoruz. Tekrar önümüzdeki yere sık iğnemizi yapıyoruz. Şimdi şunları birleştireceğiz. Şunlar. Üzerine alıyoruz. Önündeki yere bir üçlü trabzan yapıyoruz. Bıraktık. Hemen karşı noktasındaki trabzanın başından çıkarıyoruz. Tekrar üzerine aldık. Bir trabzan daha yaptık. Bunu bıraktık. Hemen şuradan önündeki trabzanın gözünden bunu çıkardık. Tekrar üçlü trabzanımızı yaptık. Önündeki gözden çıkardık. Tekrar üzerine aldık. Dördüncü trabzanımızı yaptık. Bakın, hemen önünden belli. Birleştirdik. Tekrar üzerine aldık. Ve beşinci trabzanımızı yapıyoruz. Bıraktık ilmeğimizi ve son noktaya batıp çıkıyoruz. 5 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi 1, 2 tane zincirimizi yaptık. Şimdi şu köşe noktası var. Bakın. Şu var. Şuranın 1, 2, 3. zincirine batıyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Şu köşeyi yapacağız. Yaptık. Şimdi tekrar buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Artık birleştirmemiz bitti. 2 3 4 ve 5. Hemen önündeki göze bir sık iğne ile kapatıyoruz köşemizi. Bakın, birleştirmemiz bu şekilde. Şimdi birleştirmemizi yaptık arkadaşlar. Bakın, bu şekilde oldu. Şimdi bu motiflerden 7 tane yapalım. 7 taneyi tek taraflı, aynı bu şekilde olduğu gibi birleştirelim. 8. çift taraflı olacak. Bir daire oluşturacağız. Çantamızın bir çapını oluşturacağız. Onun için 8.'yi birlikte çalışacağız arkadaşlar. 7 tane motifi tek taraflı bu şekilde ekleyelim. 8. motifin de yaprak kısımlarını yapalım. Tekrar buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Motiflerimizi yaptık. Tek taraflı birleştirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane motif yaptık. Şimdi 8. motifimizin yapraklarını yaptık. Şimdi bir daire oluşturacağız. Hem buradan hem buradan birleştireceğiz. Tekrar göstereyim size. Son yaprağımızda yaptık. 12. yaprağımız. 2 tane zincirimizi çektik, üzerine aldık. Ve ilk yaprağımızı kapattığımız yerden bir üçlü trabzan yaptık. 1 2, 3 tane zincir çektik, üzerine aldık, 5 tane
5 tane trabzan yapacağız. Zinciri de sayacağız. Trabzandan birincisini yapmış. Kabul ediyoruz zincirle beraber. 3 3 4 ve 5. Üzerine almadan birleştiriyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Ön tarafa zincirin üstüne batıyoruz. Şimdi üzerine alıyoruz. Birinci trabzanımızı yaptık. Üzerine aldık. İkinci trabzanımızı yaptık. Üzerine aldık. Üçüncü trabzanımızı yaptık. Üzerine aldık. 4 ve 5. 5 tane trabzanımızı yaptık. 2 tane zincir çekiyoruz. Ve tam 1 2 2'ye giriyoruz. 3. zincire giriyoruz. Ve bunu buradan çıkarıyoruz. Tekrar 2 tane zincir yapıyoruz. Şimdi 1. trabzanımızı yaptık. Üçlü trabzanımızı bıraktık. Bakın şöyle. Şuradan girdik. Şu ilk trabzanın ucundan girdik ve bunu buradan çıkarttık. İkinci trabzanımızı yapıyoruz. Bıraktık. Bunu buradan çıkarttık. Üçüncü trabzanımızı yapıyoruz. Bunu bıraktık. Tam buradan çıkardık. Dördüncü trabzanımızı yaptık. Tam buradan çıkardık. Ve son trabzanımız, 5. trabzanımızı yapıyoruz. Ve buradan bu ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bakın bu köşeyi birleştiriyoruz. Şimdi üzerine almadan şurada bu köşeyi kapatıyoruz. Bu köşeyi yaptık. 1 2 tane zincir çektik. Tam şurayı yapıyoruz. 1 2 3. zincirden giriyoruz ve çıkarıyoruz. 1 2 zincir. Bunu böyle de yapabilirsiniz. Sık iğne olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. 2 zincir daha çektik ve şurada birleştirdik. Üzerine almadan sık iğnemizi yaptık. Üzerine alıyoruz. Üçlü trabzanımızı yaptık. Şimdi şu tarafı birleştiriyoruz. Şurayı. Ne yapıyoruz? Şuradan giriyoruz. Bunu çıkarıyoruz. Üzerine aldık. Bir üçlü trabzan daha yaptık. Bıraktık. Hemen yanındakinden çıkarıyoruz. Üzerine aldık. 3. trabzanımızı da yaptık. Hemen buradan çıkarıyoruz. Üzerine aldık. 4. trabzanımızı yaptık. Buradan çıkardık. Ve son trabzanımızı yapıyoruz. Ve son göz şuradan çıkarıyoruz. Şimdi 1 2 zincir aldık. Şurada 1 2 3. göze
battık 3. zincire. Buradan ister çıkarırız, ister çıkarırız, ister de buraya bir sık iğne ile birleştirebiliriz. Tekrar 2 zincir atıyoruz ve artık burası birleşti. Şimdi burayı yapacağız. 5 tane trabzan. 1 2 3 4 ve 5. Üzerine almadan şuradan batıyoruz. 5 tane zincir. Buraya battık. Şimdi üzerine aldık. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi karşı tarafı birleştiriyoruz. Bakın. Burayı yaptık. Burada birleştirdik. Burayı döndük. Ve 1 2 zincir çektik. Tam ilk motifimizin köşesinden şöyle şu şekilde olacak. Şöyle de göstereyim. Daire şeklinde olacak. Buradan birleştiriyoruz. Aynı diğerlerinden hiçbir farkı yok. Şimdi 2 3. zincirden 1 2 3. zincirden giriyoruz. İster böyle sık iğne yapın. İster de şöyle yapın. Şöyle 3. zincirden girin. Şöyle birleştirin. 1 2 zincir daha attık. 1. trabzanımızı yaptık. Bakın, artık buradan birleştireceğiz. Şuradan gireceğiz ve bunu buradan çıkaracağız. 2. trabzanımız. Tekrar girdik. 3. trabzanımız. Bakın, hemen belli. Buradan da girdik. 4. trabzanımızı yapıyoruz. Bunu da buradan. 5. trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada üstüne almadan şuradan birleştiriyoruz. Bakın. 2 tane zincir atıyoruz. Şu tam ortadan 1 2 3. zincire batıp çıkarıyoruz. Tekrar 2 zincir yapıyoruz ve şuraya batıyoruz. Şimdi üzerine alıp 1. trabzanımızı yapıyoruz ve şurayı birleştireceğiz. Şurayı. İlk gözden giriyoruz ve bu ilmeği buradan çıkarıyoruz. 2. trabzanımızı yapıyoruz. Buradan çıkarıyoruz. 3. trabzanımız. Ve şuradan ilmeğimizi çıkarttık. 4. trabzanımız. Ve buradan çıkarttık. Ve son trabzanımızı yaptık. Buradan çıkarmamız gerekiyor. Çünkü burada zincir başladığı yer, onu biraz zorlanacağız. Hemen çıkarttık. Burada da birleştirmemizi yaptık. Şimdi 1 2 zincir atıyoruz.
1 2 3. göze batıyoruz. 1 2 3. göze. 1 2 zincir daha atıyoruz ve tam şu noktadan ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bakın çantamızın ebatları bu şekilde olacak. Böyle birleştirdik. Şöyle bir daire oluşturduk. Artık motiflerle işimiz bitti. Artık sık iğne yapacağız. İlk önce çantamızın tabanını yapacağız. Ondan sonra yan tarafa, yan tarafları başlayacağız. Yan taraflarda biraz ördükten sonra uygun yere çantamızın şu motif kısmını ekleyeceğiz. Bunları yapalım. Taban yapmak üzere buluşalım arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Şimdi çantamızın tabanını yapıyoruz arkadaşlar. Bunun için 50 tane zincir attık. Çok böyle sıkı bir zincir atmadık. Rahat çalışalım diye. Şimdi 51. zincirimizi atıyoruz. Ve buraya 4 tane sık iğne batıyoruz. İlk zincire değil, ikinci zincire 4 tane sık iğne. 1 2 3 ve 4. Şimdi burada direkt 48 tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 46, 47 ve 48. Son bir zincirimiz kaldı. Buraya da 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 ve 4. Bu sık iğnelerin tam karşı tarafına, paraleline gene 48 tane sık iğne yaparak sıramızı bitiriyoruz. 1 2 3 bakın tam karşısına. Şöyle. 4 5 6 46 47 ve 48. Birinci sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şimdi hemen şu zincirden kaydırmayla bağlıyoruz. Tekrar bir zincir atıyoruz. Şimdi buraya 4 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi 8 tane sık iğne yapacağız. Yani her bir sık iğnenin üstüne 2 batacağız. Şimdi şuraya 1 2 4 6 ve burada da battık 8 tane. Şimdi 48 tane sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2
Şimdi bu sırada 48 tane sık iğnemizi yapacağız ve şu 4 battığımız her sık iğneyi 2 batarak 8'i elde edeceğiz ve bu tarafta da 48'i yaparak sıramızı bitireceğiz arkadaşlar. Tam burada. Bu sırayı yapalım, tekrar gelelim. İkinci sıramızı da bitirdik arkadaşlar. 48'den sonra ayraç kullandım. Şuraları net anlayayım diye. Siz de kullanabilirsiniz. Ama belli oluyor zaten. Son zincirdeki bu sık iğneler kendini belli ediyor. Şimdi ayracımızı çıkaralım. Ve şuradan ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Bir öreceğiz. Hemen ayracımızı koyacağız. Bir arttıracağız. Bir örüyoruz. Bir arttırıyoruz. Bir tek batıyoruz. Bir çift batıyoruz. Ve tek batarak bu tarafı da bitiriyoruz. Şimdi 48 tane sık iğne yapıyoruz. Ayracımızı çıkaralım. Bir diyelim ve tekrar ayracımızı buraya koyalım. 48 tane sık iğnemizi yapacağız. Buraya geleceğiz. Burada da bir örüp, bir tek örüp, bir çift öreceğiz. Bir tek, bir çift yaparak, tek örerek bitireceğiz ve burada da 48 yaparak bu sıramızı da bitireceğiz arkadaşlar. Bu sırayı yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi 48'imizi yaptık ve sıramızı tamamladık. İlmek kaydırma ile birleştiriyoruz ve bir zincir atıyoruz. 2 örüp bir arttıracağız. Bir hemen ayracımızı koyuyoruz. 1 2 örüyoruz. Bir arttırıyoruz. İki ördük. Bir arttırdık. 2 ördük. 2 tek battık, bir arttırdık. 2 ördük, 1 2 ördük. Ve bakın hemen ayracımıza geldik. Burada arttırıyoruz. 1 2 Ayracımızı çıkarıyoruz. Şimdi burada 48 tane tekrar sık iğnemizi yapacağız. Buraya geleceğiz. Burada tekrar 2 tane tek öreceğiz, bir arttıracağız. 2 tek öreceğiz, bir arttıracağız ve toplamda sık iğne sayımız çepeçevre 128'e ulaşacak. Bu sırayı da yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi 4. sırayı da bitirdik arkadaşlar. Elimizde 128 çepeçevre sık iğnemiz var. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve hemen ucuna 3 tane örüyoruz. Bu sırada 3 örüp bir arttırıyoruz. Hemen ayracımızı koyalım. Bir, iki, üç ördük, bir arttırdık. Bir, iki, üç ördük, bir arttırdık. Üç tane tek örüyoruz.
bir arttırıyoruz. Üç tane tek örüyoruz. Ve bir arttırıyoruz. Şimdi bu sırayı da artırarak buraya geldik. Hemen buradan 48 tane ilmeğimizi alıyoruz, örüyoruz. 48 tane tek. Buradan tekrar bu ayracımızı değiştiriyoruz. Hemen 3 örüp bir arttırıyoruz. 3 örüp bir arttırıyoruz. Burada da artırarak sıramızı bitiriyoruz, şu sıramızı. Tekrar ayraçtan sonra 48'i yapıp 5. sıramızı da 1, 2, 3, 4, 5. sıramızı da bitiriyoruz arkadaşlar. 5. sıramızda çepeçevre ilmek sayımız, sık iğne sayımız 136 oluyor. Bu sıramızı da yapalım. Tekrar gelelim. 5. sıramızın da sonuna geldik. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bakın. Bu şekilde de birleştirmelerimiz de belli olmuyor. Bir zincir atıyoruz. 6. sıramızda 4 örüp 1 arttıracağız arkadaşlar. Şimdi bir örelim. Ayracımızı hemen koyalım. Şimdi 4 tane tek öreceğiz. 2 3 4. Bir tane çift öreceğiz. Dört tane tek öreceğiz. 1 2 3 4. Hemen bir tane çift öreceğiz. 1 2 3 4 tek, bir çift. Bir, iki, üç, dört, tek, bir çift. Sıraları eğer takip ederseniz arkadaşlar ve ayracınızı da koyarsanız, bakın ayraca geldim. Yani ben ayraçtan sonra artık ben 48 tane tek olan sık iğnelerimi yapacağım demektir. Ayracı bundan koyuyorum çünkü dalabiliriz. Sayıları kaçırabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da yapacağız. 48 tane sık iğnemizi yapacağız. Bu ayracımıza geleceğiz. Hemen 4 tane tek, 1 tane çift, 4 tek, 1 çift, 4 tek, 1 çiftle bitiriyoruz ve ayracımıza geliyoruz. Tekrar 48'i yapıp bu sıramızı da bitiriyoruz. Diğer sıramızda ise 5 öreceğiz, 1 arttıracağız, 5 öreceğiz, 1 arttıracağız. Buralarda burası gene aynı 48 ilmek. Burasını da yapacağız ve burada 48'i yaptığımız an bitecek. Ve 152 çepeçevre sık iğneye ulaşmış olacağız. Bu iki sırayı yapalım arkadaşlar. Ondan sonra da yan kısma beraber geçeceğiz. Bunları yapalım. Tekrar gelelim. Şimdi tabanımız bitti arkadaşlar. 2, 4, 6, 7 sıra yaptık. 7 de burada. 2, 4, 6, 7. Yani toplamda 14 sıradan oluşuyor. Köşelerde böyle. Şimdi bu tabanın yukarı doğru çıkarmamız gerekiyor. Bunu yapacağız. Şimdi burada sıramızı bitirdik. Bir zincirimizi çektik
bir zincirimizi çektik. Bakın, tabanın yan hatlarını yapacağız. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle iyice görmeniz için. Şimdi şuradan batıyoruz. Şuradan, şuradan çıkarıyoruz. Şuradan. Çektik. Bir. Gene aynı battığımız yerden şuradan çıkıyoruz. 2. Bakın şuradan çıktığımız yerden giriyoruz ve çıkıyoruz. 3. Bakın çıktığımız yer, girdik ve çıktık. 4. Beş, altı, yedi, sekiz. Bakın şuradan çıktığımız yerden giriyoruz, çıkıyoruz. 9. Bakın duvarımızı oluşturacağız bu şekilde. 9. Şuradan şişimizi, tığımızı şuradan çıkarmıştık. Buradan şimdi giriyoruz. Buradan çıkarıyoruz. 10. Şuradan şöyle. Bakın. Şuradan giriyoruz. Buradan çıkıyoruz. 11 ve 12. Bu şekilde çepeçevre yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonraki sıra artık bunu birleştiriyoruz ve normal sık iğnelerimizi şu gözlere batarak yapıyoruz. Dümdüz döne döne. Artık birleştirme yapmayacağız arkadaşlar. Döne döne yapacağız. Hiç ilmek kaydırma yapmayacağız. Ama gene de arada ayracınızı koyun. Bir kontrolünüzü yapın. 152 ilmekten yani eksik fazla olmasın. Hep 152 ilmek şeklinde döne döne devam edeceğiz. Bu sırayı yapalım. Tekrar diğer sıramıza geçmek üzere buluşalım. Yapalım, gelelim. Tabanımızı tamamen bitirdik arkadaşlar. Şimdi ister çantanın dış tarafında kalan taban kısmını düzden yaparsınız, ister de tersten yaparsınız. Her iki taraftan da ilmekler kullanılacak durumda. Bakın şöyle bir yan hat oluşturduk. Tekrar saydım ilmeklerimizi, 152 ilmek. Şimdi artık döne döne öreceğiz arkadaşlar. Döne döne. Şimdi bir ilmek kaydırmayla birleştirelim. İsterseniz bir daha göstereyim ben size. Bakın şöyle ikisini birden alıyoruz. Şöyle hiç üstüne almadan. Bakın burada çıktık. Her ilmeğin etrafından alıyoruz. Her ilmeğin etrafından aldık. Bitirdik. Şimdi şu ilk baştaki yere ilmek kaydırmayla birleştirdik. Şimdi artık zincir çekip bir üst sıraya geçmeyeceğiz. Artık üst sıra diye bir şey yok. Sürekli döneceğiz. Tekrar birlikteyiz arkadaşlar. Bakın 10 sıra yaptık. 2, 4, 6, 8, 10. Çok güzel, hatta çok sağlam bir çanta olacak. Her ne kadar ağır bir şey koyarsanız koyun, çanta taşıyacak ve duruşu da çok güzel olacak arkadaşlar. Bu şekilde yaptık. Burada tekrar söylüyorum, dikkat edeceğiniz tek şey, şimdi bunu yaptıktan sonra önü arkası ters tarafını iç tarafa bırakın, düz tarafını dış tarafa bırakın. Daha sonra yanlara geçtiğiniz zamanda ise içten değil, normalde böyle içten yapılır,
siz dıştan yapın. Yani düz tarafı dışarıda olsun. O şekilde ayarlayarak 10 sıramızı yaptık. Şimdi çantamıza motif tarafını eklemeden şöyle ekleyeceğiz artık. Normalde motifleri dikkat ettiğim, Pinterest'te araştırdığım kadarıyla tabandan yerleştiriyorlar. Çünkü daha kolay oluyor. Tabanı yapıp motifi de şöyle dikiyorlar arkadaşlar. Şöyle dikiyorlar. Ondan sonra yukarıya devam ediyorlar. Eğer şurası yapması zor geldiyse ya da takıldıysanız siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Genel anlamda böyle yapanlar da var. Şimdi ayracımızı çıkaralım. Aklınıza şey de gelebilir. Şu çepeçevre sık iğne, bu çepeçevre sık iğne sayısının 152'yi nereden buldum diye. Ben bir çalışma yaptım daha önce. Şu birleştirdikten sonra motif tarafı şöyle bir sık iğne yaptım. Normal duracak şekilde. Bu sık iğneler 152 idi arkadaşlar. Onun için 150'de karar kıldım. Siz yaparken tabi motifi daha önce yapıyoruz biliyorsunuz. Motifi yaptıktan sonra en uygun, belki eliniz sıkıdır. Bu da önemli bir detay. Çepeçevre bir sıra sık iğnenizi yapın ve yaptığınız sık iğneyi sayın arkadaşlar. 152 olmaz. Hani 152 belki gevşek ördüğünüz için 152 böyle sıkabilir. Onun için 160 olabilir. Her neyse, sayı her ne şekilde olursa olsun tabanınızın çevresini ona göre ayarlayacaksınız. Belki 160 ise bir sıra daha geçeceksiniz ve bu çevrede, şu çevrede bulduğunuz sayıyla burada bir sıra yaptığınız sayı birbirine tutsun. Daha sonra büzdürme falan yapmasın, düzgün durması açısından. Bunu da söyledikten sonra şimdi başlayalım. Daha sonra bunu ne yapacağız? Arkada keseceğiz. Bir de yaparken bu sentetik makrame ipi, çünkü ne kadar da düğüm atsanız, ne kadar da aradan geçirseniz çıkabilir. Onun için en son geçirdiğiniz arada çakmakla şöyle bir yakarsanız daha da sağlam olur. Şimdi bunu bir buraya bitirdik. Şu tarafı arka tarafta kullanacağız arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bakın geçişlerimiz de çok güzel. Geçişlerimiz de çok belli değil. Şurada birazcık şey var. Bunu da çantanın arka tarafı yaparsak süper olur. Şimdi bu tarafı yaptım. Bu tarafı sökmeyeceğim. Buradan devam edeceğim ama bu tarafı beraber yapacağız. Buradan birleştireceğim. Şimdi bir motifin başından başlayın. Şimdi buralara iki tane sık iğne yaptım. Buraya iki tane. Her göze birer tane batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha sonra şurası büyük göz. Buraya da dört tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört. Şuraya da her göze birer tane batıyoruz. Bir, iki. Dört, beş. Şimdi burada iki tane sık iğne yapacağız. Bir, iki. Hiç araya batmadan bu tarafa geçeceğiz. Diğer motife. Bir, iki. Tekrar her göze birer tane batıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş. Daha sonra buraya geçiyoruz. Bir, dört tane yapacağız buraya. İki, üç, dört. Tekrar
her göze birer tane batıyoruz. 2 Şimdi tekrar buraya geldik. Burada da 2 2 yapıyoruz. 1 ve 2. Bu tarafa geçiyoruz. 1 2. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 2 tane motifi beraber kapattık. Sık iğnesini yaptık. Bu sık iğne çepeçevre benim çantama göre 152 bulmam gerekiyor. Bu şekilde yaparak 152'ye ulaşıyorum arkadaşlar. Siz bakarsınız eğer daha fazla oluyorsa ona göre 4'ü 5 yaparsınız. Bunu siz ayarlayacaksınız. Şu sırayı yapalım. Birleştirme aşamasında buluşalım. Yapalım, gelelim. Sık iğnemizi yaptık arkadaşlar. Şimdi yerleştirmedeyiz. Şöyle koyayım. Şimdi nasıl yapacağız? 3, 6 ve 8 var. Birer motifleri yan taraflara vereceğiz. Ve önde 3, arkada 3 motif elde edeceğiz. Yani böyle düzensiz bir görüntü olmasın. Zaten motif başlangıcı burada. Ben ne yapıyorum? Şu yan taraftan başlıyorum. Ve şuradan ortalama koyacağım. Şöyle, evet. Ortalama koyacağım. Şuradan başlayabilirim. Şimdi birinci sırayı yaptım. Şuradan başlayalım. Yerimi belirledim bu şekilde. Bir motifi şu köşeye, bir motif diğer köşeye. Önde 3, arkada 3 motif var. Şimdi hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Hiçbir şeyi yok. Bunu buradan çıkarıyoruz. Şu aralarda birleştirdiğimiz gibi yapıyoruz. Sonra direkt sık iğnemizi yapıyoruz. Sık iğnemizi yaptık. Bakın şuradan girdik. Bunu çıkardık. Diğer sık iğnemizi yapıyoruz. Yaptık sık iğnemizi. Önümüzdeki sık iğneden batıyoruz. İlmeğimizi buradan çıkarıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. İlmeğimizi aldık. Öndeki gözden çıkardık. Öndeki gözden çıkardık. Tekrar ön taraftan sık iğnemizi yaptık. Bunu bıraktık. Şuraya battık. Şöyle çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Şöyle göstereyim iyice. Bunu bıraktık. Önümüzde şu var. Şu ilmekten şunu çıkarıyoruz. Sıkılaştırıyoruz. Ve önümüzdeki göze sık iğnemizi yapıyoruz. Bıraktık. Bakın şurası var. Şuradan bu ilmeği çıkarıyoruz. Şöyle sıkın, gevşek olmasın. Sonra şurada önümüzdeki ilmeğe sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar göstereyim. Bunu çıkardık. Sık iğnemizi yaptık. Bakın görüntü şu şekilde oluyor. İki sayıda, iki tarafın sayısı da birbirini tuttuğu için bitireceğiz. Şöyle sıkıyoruz. Şurada sık iğnemizi yapıyoruz. Hemen önden şu ilmeği çıkarıyoruz. Çekelim. Önümüzdeki gözden sık iğnemizi yapıyoruz. Buradan sık iğneyi yapıyoruz. Buradan yalnızca ilmeği çıkarıyoruz. Bu şekilde çepe çevre motif bölümünü yerleştireceğiz. Ondan sonra ipimizi bağlayacağız. Ucunu da yakalım.
saklayacağız ve burayla işimiz bitecek. Ben sayıyı bulmak için size söylemiştim. Sayıyı bulmak için üst tarafa motifin üst diğer tarafına sık iğne sırası yapmıştım. Hatta iki sıra yaptım. Burada da 152 var. Bu tarafı da aynı sayıda sık iğne ile çepeçevre yapacağız. Ve aynı burada yaptığımız gibi döne döne sık iğne yapacağız. Kaç sıra yapalım? Bir 10 sıra yapalım. 10 sıramızı tamamlayalım. Tekrar buluşalım. Yapalım, gelelim. Şimdi çantamız bayağı bir oluşuyor arkadaşlar. Bakın. Duruşu da bu şekilde. Tok bir duruşu var. Böyle durabiliyor. Gayet güzel oluyor. Şu motiflerdeki yaprak desenlerini şurada bir sıra uygulamak istiyorum. 10 sıra demiştim ama tam 15 sıra yaptım. Biraz daha fazla yaptım ben. Şimdi burada ilmek kaydırma yapıyoruz. 3 tane ilmek kaydırma yapacağız. Çünkü sıramızın bittiği yer burada çok görüntü göze batabilir. 2 hiç üzerine almadan ilmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi burada 1 2 ve 3 tane zincir çekiyoruz. Üzerine aldık. 1 2 kere de çektik, bıraktık. Üzerine aldık. 1 2 kere de çektik, bıraktık ve birden hepsini birden alıyoruz, kapatıyoruz. 1 2 tane zincir çekiyoruz. Üzerine aldık. Şurada bir boşluk bırakalım. Ondan sonra batalım. 2 kere de çektik. 1 2 kere de çektik. 1 2 3 tane trabzan yapıyoruz ve tek seferde kapatıyoruz. 1 2 tane zincirimizi çekiyoruz. Bir göz boş bırakıyoruz. Ondan sonraki göze 1 2 1 2 1 2 kere de bıraktık. Hepsini birden çektik ve kapattık. Bu şekilde yaparak tüm çevreyi dolaşacağız. Böyle çepeçevre şu yapraklarımızı yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra tekrar üzerine tam 152 sık iğnemiz vardı. Ondan sonra üzerine tam 152 sık iğnemizi yapacağız. Bu sırayı yapalım. Tekrar görüşelim. Sıramızı bitirdik arkadaşlar. En başa geldik. Bir zincirimizi çektik. Şimdi yaptığım şey şu zincirleri saymak. 38 tane zincirim var. 152 ilmek yapmam lazım. Çünkü bu çevreyle bu çevre uyması gerekiyor. 152'yi 38'e böldüm. 4. Yani her bir zincirin içine 4 tane sık iğne yapmam gerekiyor ki çepeçevre 152 sık iğneye tekrar ulaşayım. Her zincire 4 tane sık iğne yaparak tekrar 152'ye ulaşacağım. Ve artık bundan sonra yapılacak şey sıra sıra döne döne sık iğneyi yapmak ve çantamın istediğim boyuta ulaşmasını sağlamak. Yapacağım başka hiçbir şey yok. Daha sonra cep çalışacağız. Bir de kenara su şişesi koymak için bir bölüm yapacağım. Sapını çalışacağız ve çantamız bitecek arkadaşlar. Şimdi bu sırayı yapalım. Ondan sonra kaç santim istiyorsak o kadar sık iğnemizi yapalım. Ve ben en son size kaç santim olduğunu ve kaç sıra yaptığımı paylaşacağım. Bunları yapalım. Tekrar buluşalım. Çantamız bitti arkadaşlar. Bakın ölçüleri ben size vereyim.
Şöyle eni 36-35 diyelim. Boyu da şöyle şeyden alttan almıyorum. Şu köşeden alıyorum. Köşeden alıyorum. Yirmi altı santim oldu. Şimdi bitirmeyi ben biraz yaptım. Sonra içime sinmedi. Size de göstermek istiyorum. Normalde biz burayı 10 sıra yaptık. Burayı 15 sıra yaptık. Burayı da 10 sıra yaptık. Şimdi bitirme şöyle de bitirebiliriz. Ama bu kullandığımız zaman bir marullanma illaki yapabilir. Şimdi son sırayı, en son sırayı, 10. sırayı yaptım. Bu 11. sıra. 11. sırayı yalnızca ilmek kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Görüntü şu şekilde oluyor. Bakın normal böyle de bitirebiliriz. Ama böyle farkı görebilir mi? Görüyorsunuz farkı. Çok böyle tok bir görüntü oluyor. Hiçbir zaman bu esneme yapmaz. Onun için çanta yaptığınızda son sırayı, en son bitirdiğiniz sırayı ilmek kaydırmayla bir tur geçin. Göstereyim tekrar size. Şöyle. Hiç üzerine almadan şöyle. Çıkarıyoruz. Şimdi böyle bir tur geçeceğim. Ondan sonra şurada şöyle saklayacağım onu. Kapatacağım. Ben cep yaptım. 40 tane zincir attım. Normal 40 tane trabzan yaptım. Git gel yaparak cebimi de yapmış oldum. Cebimin ölçülerini vereyim şöyle. Anneme yaptığım için annemin telefonu biraz büyük. Ben onun için cebi büyük yaptım. Siz kendi telefonunuza göre ayarlayabilirsiniz. 13 santim boyunda ve 20 santim de eninde oldu. Şimdi bunu nasıl yapacağım? İpliği bitirdiğim zaman ipliği uzun kestim. Şöyle iç tarafa çok aşağı değil. Çünkü cep telefonu koyulacak. Şöyle koyacağım. Şöyle koyacağım. Tam burada. Ondan sonra şöyle koyalım. Size göstereyim. Gerçi bunun hiçbir şeyi yok. Ve cebi arka tarafa koyun arkadaşlar. Çünkü cep telefonu koyulduğunuz zaman şu aralardan görülebilir. En azından çantanın arka tarafında olsun. Şöyle üç tarafından dikeceğim. Ve cep olarak kullanacağım. Daha sonra su, biliyorsunuz su şişelerine direkt çantaya atıyoruz. Daha sonra yine bu şekilde yapacağım. Yalnız 40 zincir değil, 35 zincir atacağım ve gene trabzanlarla şu cebi yapacağım. Şimdi burası, şurası yan, burası yan duvarı. Şöyle göstereyim, şöyle. Şimdi bu şekilde yaptım. 35, yalnız biraz daha küçük olacak. 35 zincirden oluşan bir cep şeklinde parçayı trabzan yaparak çalıştım. Bu kadar da enli de yapmayabilirsiniz. İpiniz yoksa daha az da yapabilirsiniz. Bunun yarısı kadar bile yapabilirsiniz. Sonra yan duvara, yan tarafa şöyle dikeceğim. Şöyle biraz da bolluk getirin arkadaşlar. Çünkü çantanın formunu bozacak. Şişe koyacağınız için dar yaparsanız şişenin görüntüsü dış taraftan belli olacak. Onun için biraz bolluk bırakarak iki tarafından dikeceğim. Yani cep şeklinde yapmayacağım. Şişemi koyduğum zaman tabana yerleşecek bu şişe. Şişem de dik kalacak.
Yani aklımda suyum döküldü mü, dökülür mü, iyi kapattım mı düşüncesi olmayacak. Tekrar çevirelim çantamızı. Şöyle harika bir çanta oldu gerçekten. Ömürlük denilebilecek bir çanta oldu arkadaşlar. Yani kızınıza bırakabileceğiniz bir çanta. Şimdi çanta sapını ilk önce ben şöyle bir sap gördüm. Sap aldım. Bunu dikeceğim ama tabii şık durabilir. Siz böyle de yapabilirsiniz. Şöyle de yapabilirsiniz. Bu da tatlı duruyor. Yani annem çantanın şu tarafını biraz daha böyle koluna rahat geçirebilmesi için biraz daha geniş istiyor. Onun için bunda birazcık oynamalar yapacağım. Bunu bozacağım. Bunları yapalım. Gelelim. Sıra çantanın kulbuna geldi. Bu kordonu yeni öğrendim arkadaşlar. Aslında internette var. Ben çok fazla çalışmak istemiyordum. Çünkü çok fazla arkadaş çalışmış. Ve çok harika bir dolgun bir çanta kulbu. Ama gene de size bir kabahatlarıyla göstermek istedim. Hazır bir çanta sapı çanta kulbu almıştım. Boncukluydu biliyorsunuz. Göstermiştim, sizlerle paylaşmıştım. Ama o çok kısaydı. Annem tabi biraz daha uzun kullanıyor. Bu yani çanta yapmaktaki amacımız neyi seviyorsak, neyi istiyorsak, hangisi bize kullanışlı geliyorsa onu yapmaktı. Onun için onu değiştirdim. Yalnızca onu parçaladım. Yalnızca şu halkaları kullandım arkadaşlar. Ama gene de sizlerle bunu nasıl yaptığımı paylaşmak istiyorum. Şimdi 6 tane zincir çektim. 1 2 3 4 5 6. Bir tane fazladan ve hemen önündeki zincire battım. 1 2 3 sık iğne yapıyoruz. 4 5 ve 6. Bir tane zincir çekiyoruz, dönüyoruz. Hemen önüne tekrar 6 tane sık iğne her düze. 2 3 4 5 ve 6. Tekrar zincir. Tekrar dönüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi bu sıradan ben 3 sıra şimdi size gösterdim. Ben 7 sıra yaptım ve halkayı şöyle kıvırarak içine geçirdim. En son yaptım bunları. Halka yoksa direkt bu şekilde de çantanıza dikebilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde de böyle de kullanan var. İlla gidip halka almaya gerek yok. Hatta bu tür halkalarda çok fazla bulunmuyor. Çanta kulbunu parçaladım. Bunları içinden aldım. O şekilde buldum. Şimdi bakın. Şimdi bu sık iğnemizin ters tarafı. Şöyle iki tane ilmek oluşuyor şurada bakın. İki tane ilmek oluşuyor ve altta V oluşuyor. Her bir şeyde döndüğümüz zaman o V'nin sol taraftakine, şuradakilere batacağız. Şuradakilere. Bakın şuradakilere. Şuradakine. 2 ve şuradakine. Şöyle bakın. 2 şurası 1 2 ve şu V'ye batacağız. Bu şekilde oluşturacağız. Şuradaki 2'nin de şu. Şöyle işaretimizi koyalım, karıştırmayalım. Şimdi şöyle dönüyoruz. Şöyle dönüyoruz. Bakın böyle değil.
şöyle dönüyoruz. Tersi dışarıda olacak. Hemen işaretimizi koymuştuk. Bakın 2 V'nin sol tarafına. Bir sık iğne. Bakın 1 2 2 şu V'nin şu tarafına. Bakın 1 2 hemen buraya. Bakın 1 2 şuraya. Bakın 1 2 şuraya. Hemen 1 2 bakın bu sık iğnemiz. Sık iğnemizin iki tanesi hemen buraya. Şimdi bakın 1 2 hemen o V'nin sol tarafına. İki sıra yaptıktan sonra daha net anlaşılıyor bakın. 1 2 1 2 hemen şuraya. Bakın 1 2 şuraya değil hemen şu V'nin diğer tarafına. Hemen çıkıyor bakın kendini gösteriyor. Şurada 2 hemen şu tarafa. 1 2 1 2 bakın 1 2 artık kendini gösteriyor. 1 2 şuraya değil şuraya. Bakın 1 2 şuraya. 2 şuraya değil şuna. Şunlar şöyle içe girdiği için hiçbir şey aparatta kullanmaya gerek kalmıyor. 2 şu tarafa. Bakın önümüzde hemen sık iğne var. 2 tane şuraya değil şuraya. Bakın 2 şu tarafa. 2 bakın 1 2 bu tarafa. Bakın nasıl oluşuyor. Biraz daha yapalım. 2 1 2 şu değil bu. Bakın 2 bu. 1 2 şu. 1 2 şu taraf. 1 2 zaten artık hiç 2'yi görmeye gerek bile yok. Çünkü artık şu verevi oluşturmak var. 2 1 2 1 2 1 2
Evet, bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Bakın şunu ilk baştaki ben 7 sıra yaptım söylediğim gibi. Siz 7 yaparsınız, 8 yaparsınız. Halkanız varsa halkanıza geçirir, dikersiniz. Şuraya da böyle bir şey nedir? Şuradan ilmek alarak bunu da buraya geçirdim. Ama siz direkt bu çanta kulbunu şurayı uzun yaparak 7 sıra, 6 sıra her neyse şuraya çantanıza direkt dikebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben size son paylaşım yapacağım. Biraz daha böyle şey görmeniz açısından. Bakın cebimizi bu şekilde oluşturduk. Cebimize şu üstte yaptığım gibi ilmek kaydırma sistemiyle şu üst tarafını da yaptım. Çünkü böyle esneme yapmasın diye. Tabii ki vazgeçilmezimiz neyimiz? Suluğumuzu yaptık. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bunun altı boş. Yalnızca suyu yerleştirmek için size bir tane de şey yapayım, koyayım şöyle. Bakın. Bu şekilde suyumuz da, su şişemiz de bu şekilde durabiliyor. Telefonumuzu da bu şekilde koyarız. Ve şu aparatları da aldım. Ben bundan çok memnun kalmadım arkadaşlar. Bunların dört tarafı dikmeli olan aparatları var. Bunlar daha çok kumaş ya da kot çantalar için ideal bence. Pek hoşuma gitmedi. Siz eğer alacaksanız dikmeli olan mıknatıslı aparatlardan alın. Şimdilik ben böyle kullanacağım. Aldığım zaman ben de değiştireceğim. Ve gerçekten çok güzel oldu. Son paylaşımda buluşacağız arkadaşlar. Bunları yapalım. Gelelim. Son paylaşımda birlikteyiz arkadaşlar. Çantamız bitti. Bakın. İçi bu şekilde oldu. Cep telefonu koyacağımız yer. Su koyacağımız, su şişesi koyacağımız yer. İsterseniz karşı tarafa da yapabilirsiniz. Kulplarımız bu şekilde. Kulpları beraber çalıştık. Adım adım çantayı baştan sona birlikte çalıştık arkadaşlar. Bakın. Sık iğne olduğu için top bir görüntü var. Siz isterseniz iki motif daha arttırırsınız. Daha büyük bir çanta yapabilirsiniz. En son haliyle ebatlarını paylaşacağım. 35 36 santim eninde. Şuradan alıyorum ve yirmi yedi santim yüksekliğinde oldu. Kulpları ölçmemiştim, ölçeyim. Tabii bu kulplar kişiden kişiye değişir, bazıları daha kısa kulp sever. Ama benim anneciğim uzun kulp seviyor. 70 santim. Tam şuradan başladım ölçmeye. Şöyle şuraya kadar tam 70 santim etti. Kulpların içi tok bir görüntü. Harika bir çanta kulbu. Bu şekilde. Bu sentetik makreme ipi olduğu için çakmakla yakıp iplik olan yerleri çakmakla yapıp çakmağın tersiyle de şöyle yapıştırıyoruz. Çıkmasın diye. Bunlara da dikkat edin arkadaşlar. Ben yaparken çok keyif aldım. Eminim siz de yapacaksanız o keyfi siz de tadacaksınız. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, eğer videolarımın devamını istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel projelerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.